İlkokuldayken öğretmeninizin toz kondurmadığı bir arkadaşınız var mıydı? Hani bu öğrencim dört dörtlüktür, hiç yaramazlık yapmaz dediği türden. Öyle biri muhtemelen vardı ama gerçekten dört dörtlük müydü tartışılır. Gelin bunu bir grafikle anlatmaya çalışayım. Öncelikle kullanacağımız grafiğin eksenlerini belirleyelim. Bu düşey eksen kanaat derecemizi göstersin. En üstte en iyi, en altta en kötü, orta kısımsa orta olsun. Yatay eksendeki bu sütunlar da farklı becerileri temsil etsin. Pekala, kahramanımız Cem, kendisi şirketimizin ortalama bir çalışanı. Buraya fazladan bir sütun daha çiziyorum. Bu da Cem'in bizde oluşturduğu genel izlenim. Gayet sıradan, kendi halinde biri. Bu sütunu da adlandıralım. Evet, gözümüzde gayet sıradan bir ofis çalışanı. Ne var ki bir sonraki sütun, Cem'in muhasebedeki becerisini gösteriyor. Gördüğünüz gibi muhasebe konusunda oldukça iyi. Hemen yanındaki sütunsa satış alanındaki becerisini gösteriyor. Anlaşılan Cem, satışta pek iyi değil. Ve son sütun, liderlik. Evet, liderliği fena değil, hatta iyi sayılır. Grafiğe bakarak değişken bir performans sergileyen Cem'in ortalama bir çalışan olduğu yönünde kanaat geliştirebiliriz. Şimdi de aynı profile, aynı performans grafiğine yalnızca bir parametreyi değiştirerek bakalım. Bu defa Cem her nasılsa gözümüzde harikulade bir izlenim yaratmış biri olsun. Belki ilk intiba önemlidir, dedi ve tanıştığımız gün bir şekilde bizi etkilemeyi başardı. Ya da belki bir arkadaşımız kulağımıza eğilip, bu adam olağanüstü biri, dedi ve aklımızda öyle yer etti. Gerçek performansı birebir aynı olmasa da zihnimizdeki Cem bu defa dört dörtlük biri. Genel izlenim olumlu olunca algılarımız da o yönde çalışıyor. Evet, anahtar kelimemiz bu, algı. Bir kimsenin zihnimizde yarattığı olumlu izlenim, o kişiye dair her şeyi gerçekte olduğundan çok daha olumlu algılamamıza yol açıyor. Şimdi, Cem'in muhasebedeki becerisi oldukça iyiydi, değil mi? Evet, ama artık olağanüstü. Satışları ise bir o kadar kötüydü, ama artık o da öyle değil. Cem üzerimizde o kadar olumlu bir etki yaratmış ki, böylesine mükemmel bir çalışanın satış konusunda çuvallayacağını düşünemeyiz elbette. Cem'in satışları da gayet iyi gidiyor. Her ne kadar bunu destekleyecek bir kanıtımız yoksa da öyle. Liderlik becerisine gelince, birileri çıkıp, Cem hiç de fena bir lider sayılmaz dediğinde ise, sen ne diyorsun adam olağanüstü diyeceğimiz muhakkak. Gördüğünüz gibi Cem'in başının üstüne bir hale koyduk ve onu melek yaptık. Melekler yanlış bir şey yapmaz. Zihnimizde Cem'e dair çok özel bir izlenim oluşmuş. Bu da onun tüm becerilerini gözümüzde mükemmel kılıyor. İşte bu duruma hale etkisi diyoruz. Bir kimseye dair genel algımız o kişinin mükemmel biri olduğu yönünde ise ona dair tüm özellikleri ya da becerileri farkında olmadan yüceltiyoruz. Aslında ünlülere bakışımız da az çok böyle. Burada da cazibe unsuru devreye giriyor. Genel izlenimi bir kenara bırakıp yerine çekiciliği koyduğumuzda yine aynı etkiyi görüyoruz. Birini çekici buluyorsak, o kişinin aynı zamanda son derece kibar, yardımsever ya da cömert biri olduğuna inanmak istiyoruz. Ve inanıyoruz da. Üstelik yine elimizde herhangi bir kanıt yokken. Şimdi de madalyonun diğer tarafına bakalım ve beceriksizin teki olduğuna kalıbımızı basacağımız birini düşünelim. Bizde yarattığı izlenim yerlerde sürünüyor. Bu defa da tam tersi bir algı söz konusu. Hakkındaki genel kanımız olumsuzsa, o kişiye ait tüm özellikleri ya da becerileri gerçekte olduklarından çok daha zayıf görüyoruz. Örneğin, muhasebede oldukça iyi bir performans sergiliyorsa, işte vasat deyip geçiyoruz. Satış konusunda az biraz kötüyse, zaten hiç şansı yok. Bize göre korkunç, berbat. Tabii hiç fena olmayan liderlik becerisi de bu taraflı algıdan nasibini alıyor. Doğrusu bu indirgemenin dozu oldukça değişken. Yani söz konusu kişiye, duruma ya da etkinin şiddetine göre değişiyor. Elbette bu seferki hale etkisi değil, halenin yerini boynuzlar alıyor. Ve sosyal psikolojide bu duruma şeytan etkisi ya da diğer adıyla boynuz etkisi deniyor.
Kimi zaman ters hale etkisi adıyla da karşımıza çıkan bu durumda, bir kimseye dair olumsuz bir izlenim ya da özelliğin, o kişiye ait diğer tüm özellikler için kötü bir referans oluşturması söz konusu. Yani deyim yerindeyse, bir yanlış tüm doğruları götürüyor. Özetle, insanlara dair zihnimizde oluşan genel izlenim ya da tek bir özellikten yola çıkarak vardığımız kanı, onlar hakkındaki algımızı olumlu ya da olumsuz yönde etkiliyor. Hale etkisiyle olduğundan iyi, şeytan etkisiyle de olduğundan kötü görüyoruz. Diyeceğim o ki, ilkokuldaki o sınıf arkadaşınızın başının üstündeki haleyi görmemişsiniz ama öğretmeniniz görmüş. Ya da kim bilir, belki sınıfın yaramazı olarak tam tersini, yani şeytan etkisini öğretmenin gözünde yaratan siz oldunuz.